Ya kardeşim böyle bir kısım işte modern hayatı yeni öğrenen insanlarda modern gördükleri insanlara karşı hem eziklik hem aşağılık kompleksi hem bir hayranlık hem de onların dediğini kayıtsız şartsız kabul etme eğilimi oluyor. Ben Kanal 7'yi tenzih ederim de yani oradaki Kanal 7 içindeki insan değerli insanlar. Evet. Fakat bazı insanlarda böyle bir bela var. Yani mesela kızını böyle dinsiz gibi gördüğünde adam iç açılıyor. Evet. Çocuğun dindar olmasına utanç duyuyor. Evet hocam. Yani kendini dinsiz gibi gösterince onların arasında mesela geliyor dinsiz adamların içine şaklabanlık yapıyor. Onları dinle ilgili, İslam'la ilgili fıkralar anlatıp güldürüyor. Evet. Veyahut Kur'an'a, dine yönelik böyle çirkin bir cesaret gösterip göya kendi kafasınca çirkin espriler yapıyor. Evet. Onları güldürüyor. Bu şaklabanlığın kökeni onları üstün görmesinde. Evet. Kendini aşağılık adi görüyor. Evet. Yani onlara kendini kabul ettirmek için dine saldırarak şirinlik politikası güdüyor. Evet hocam. Böyle avanaklar var. Tabii Kanal 7'nin oradaki yaptığı olay muhtemelen yine boş bulundular. Evet. Veya bir uyanığın birisi, kendini uyanık gören birisi aradan o haberi çıkarttırdı o şekilde. Evet. Çünkü o konuda oradaki kişilerin bir bilgisi yoktur. Evet hocam. Bilmediğin şeyi niye yayınlıyorsun? Evet. Ha biz bilmekle mükellef değiliz diyebilirler. O zaman her önüne geleni yayınlayamazsın ki. Evet. Değil mi? Evet hocam. Eğer bir davan varsa, bir inancın varsa. Ha benim bir davam, inancım yok diyorsa ha o zaman tamam ama onu bir ilan et. İnşallah. Dersen arkadaş ben İnşallah. ne sağcıyım ne solcu. Yani hiçbir iddiam yok. Önüme gelen her haberi yayınlarım. Evet. Ama Darwinizme cevap veren, Darwinizmi yıkanları yayınlamam. Evet. Da diyorsan o zaman daha da olayın rengi değişiktir. Evet. Çünkü eğer bunu yayınladıysan bunun cevabını da yayınlaman lazım. Evet hocam. İnşallah. Şimdi cevabını yayınlamıyor. Evet. Ama Darwinistlerin haberini yayınlıyor. Şimdi burada çok ciddi bir acayiplik var. Evet. Yani burada çok büyük acayiplik. Ben orası bir müessese oradaki insanları ben tenzih ederim. Tertemiz insanlar. %99,99'u iyi insanlar. Ama içlerinde demek ki değişik insanlar da var. Az da olsa. Evet hocam. Ben onları kastediyorum şimdi. Koskoca bir müesseseyi kastetmediğim açık belli. Evet. Değil mi? Estağfurullah hocam. Tabii ki. Yani %99,99'u karşıdır zaten Darwinizm. Evet. Ve hepsi de bu haberden rahatsızdır. Evet. Ama bunu ben söylemezsem, başka söylemezse bu sistem devam ediyor. Evet. Eğer samimiyseler proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğine ilgili bir haber yayınlasınlar. Evet hocam. Dürüstseler. Evet. İnşallah. Ara fosillerin olmadığına dair ve yaratılışı ispat eden 350 milyon fosilin varlığına dair haber yayınlasınlar. İnşallah hocam. O zaman bu onu telafi eder. Evet. Ama yok biz bu yolda gideceğiz diyorlarsa kendileri bilirler. Evet. O zaman bambaşka bir durum var demektir. İnşallah hocam. İnşallah. Ama biz cevabını vermeye devam ederiz tabii. Evet Allah. İnşallah. İnşallah hocam. Yani memleket İnşallah. Öyle boş değil. Estağfurullah hocam. Maşallah. Allah razı olsun hocam. Evet. İnşallah.